Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber neydi yemeklerimizin adı? Kremalı mantar çorbası, marineli tavuk, bir de patates püresi. Aynen, Tağla'nın en çok sevdiği direkt aklına geldi. Patates püresi değil mi Tağla? Evet. Evet, şimdi Tağla... Mantarımız var burada. Ben biraz karıştırayım mı? Evet, karıştır. Aho, biraz ısınmış mı o? Evet, karıştırayım. Kaşığı değiştirelim, tahta kaşığımız var mı? Tağla şefe tahta kaşık verelim. Şefim tahta kaşık geldi. 20-30 dakika pişiriyorsunuz. Biz şefim size... sen tahta kaşıkla karıştır. Onu alalım buradan. Biz size malzemelerini yazarız altta. Yo, Tağla şimdi söylesin önce bir. Mantar var. Mantar var. Tereyağı var. Şu an içine koyduklarımız. Ondan sonra sarımsak koyacağız. Şöyle minik bir rendelenmiş. Koyalım. Evet, şimdi sarımsağı da koyalım içine. Tağlacığım bir saniye. Sen şöyle kaşıkla indiriver üstündekileri. Görebiliyor musun? Tamam. Yavaş yavaş. Tamam. Sarımsağımızı koyduk. Karıştır şimdi. Tavsiye ederim yapmanızı. Evet. Ama benim gibi sevmiyorsunuz. Tamam, evet. Bu aralar biraz sevmiyor ama belki yer bugün bir akşam tadına bakacak. Evet. Ben ona birkaç telkinde bulundum. Dedim kıymetini bil bu evdeki yapılanların. Sonra hazır kremalı mantar çorbaları içerken hatırlarsın bunları. Şimdi sırada tereyağımızı koyduk, sarımsağımızı koyduk, mantarımızı koyduk. Mantarın suyu çekti. Arkadaşlar bakın. Şu an mantarın bayağı suyu çekti. Bayağı çok güzel oldu. Fıçık 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 diye sesler çıkıyor. Evet. Ben şöyle biraz alttan alayım, size koyayım. Tamam. Şimdi ne ilave ediyoruz? Tereyağı da koyduktan sonra un mu koyuyoruz? Un. Evet. Unun hepsi mi? Bu iki kaşık. Bir parça karabiber. Biraz daha koyabiliriz. Bir bakalım kıvamı. Tamam. Un koyuyoruz arkadaşlar. Koyalım. Evet. Bu iki kaşık kadar. Biraz kıvamına bakacağız mantarın. Değil mi Tağlacığım? Ona göre ilave edeceğiz. Yavaş, mantarlar dışarıya uçmasın. Bir ara öyle bir hatıram var. Evet. Yemeği yaparken size bunu da anlatayım. Bir gün anneme yardım ediyordum. Biraz sesli. Bir gün anneme yardım ediyordum. Böyle soğan karıştırıyordum. Büyük bir tencerede tutmuyordum. Öyle karıştırıyordum. Bir baktık soğanlar yok. Evet, soğanlar ayağıma döküldü, parmağıma döküldü. Yandım böyle. Evet, şimdi artık tencereleri tutarak karıştırıyoruz. Evet, şimdi sarımsakla un, mantara... Arkadaşlar biraz daha un ilave ediyoruz. Şefimiz, ana şefimiz bir kontrolden geçirdi. Karıştırıyoruz. Evet. Şöyle biraz daha buradan tut istersen, orası sıcaksa. Yok, burası yok. Tamam. Güzelce karıştı mı? Bir dakika. Tağla bu aralar biraz nezli arkadaşlar. O yüzden bu çorba ona da iyi gelecek içerse. Şifa olacak. İnşallah. Evet arkadaşlar, bir taraftan da patates püresinin patateslerini hazırlıyor Tağla. Parmaklarımıza dikkat ediyoruz. Böyle mi kesiyoruz yoksa dörde kesmesi yeterli mi Anis? Sadece dörde kesiyoruz. Dörde kesmen yeterli mi işte Allah? Öyle yapmana gerek yok. Nasıl? Bir saniye. Şaşırdım ben bunu nasıl yapıldığını. Evet. Dörde derken şu şekilde. Hop. Bunlar tavuğun yanına mı gelecekler yoksa sıradaki... püreye mi kullanılacak bunlar? Püreye mi? Dalladın bıçağa dikkat, öyle hızlı hareketler yapma. Arkadaşlar bıçağı kullanırken siz de büyüklerinizle birlikte kullanın. Dalla biraz tecrübeli o yüzden. Kendi başına şimdi yapabiliyor. Çorbaya 6 bardak su koyuyoruz arkadaşlar. Koyduk. Koyduk. Hazırı burada. Devam ediyoruz şimdi. Çorbayı da çorba taşıyor. Çorba taşıyor Tağla. Çorba taşıyor. İçine bir kaşık falan müdahale. Evet arkadaşlar, bir müdahale geçirdik. İtfaiye ekibi geldi. Hemen kremalı mantar çorbamıza müdahale etti. Şu an sakinleşti çorba. Tağla'nın son hali. Tağla yangın tüpü kullanmış gibi duruyor. Arkadaşlar bu arada başımda şapka var. Çünkü yemek şapkası bulamadık. Önlüğümle şapkam. Önlüğü de var şöyle. Benim şöyle fotoğraf çekti. Şöyle bir şapkasın. Oğlum şapkan Cilal Yibo gibi çıkıyor. Şapkanın önü gözükmüyor ki hiç. Şöyle. Böyle olur mu? Düşüyor. Tamam. Ayarlasın Tağla abi.
Oo, Tala başka bir şekle geçti. Şimdi bize rap müzik söyleyecek herhalde. Evet Talacığım, çorba ile ilgili bir duygusal bir şeylerin var mı yani? Paylaşmak istiyor musun Çorbayı çok karıştırmazsınız. tuzumuz, karabiberimiz ne alemde? Onu koymadık. Tuz ne kadar koyuyoruz? Nerede tuzumuz? Bir avuç kadar Şu tabii. karabiberden bir tık çeviri ver. Bittik. Nasıl açılıyor bu arada? Bir saniye. Açtım. Tamam. Hapşırasım geldi koklayınca. Aman çorbayı hapşırma da. Aile boyu bizi hasta etme. Acaba ters çeviriyor olabilir misin? Dökülüyor mu karabiberler? Dökülüyor. Görüyor Yeter musun? mi acaba o zaman? Biraz daha yap. Bence şimdi yeter. Çünkü biraz şişmeye başladı çorbamız. Biraz karıştıralım. Tamam, Beyazlaşmaya tuzumuz nerede? başladı. Evet Evet arkadaşlar. arkadaşlar, tavuk İçine bulyonu. biraz tuz atıyoruz. Evet, tavuk bulyonda da tuz olduğu için Tadına bakabilirsiniz bu arada. baktı tadına Tala biraz. Evet. Şimdi yetecek kadar ilave ettik biraz daha. Artık içerken fazlasını isteyenler ilave edebilir. Biz çok fazla tuzu sevmiyoruz. Tuzlu zararlı. Arkadaşlar patates püresini de ezeceğiz az sonra. Aynen, onu da göstereceğiz size. Menümüzü tavuk, çorba ve patates püresi. Tavuğumuzu da yapacağız. Unutmayalım Hatta Talha'nın sevdiği bir kırmızı lahana var. Ondan da biraz salata yapacağız. Kırmızı Bakın lahana. arkadaşlar böyle oluyor. Evet, yavaş yavaş pişiyor çorbamız. Evet, Allah yemek arasında Dala. Evet Dala'cığım, patates püresi için patatesleri tencereye doldur bakalım. Biraz önce kestiğim patatesler. Hemen bırakayım mı şöyle? Evet, hepsini avuç avuç koy. Şöyle. İki elinde kullanabilirsin yani. Dala çok sakin koyuyor arkadaşlar patatesleri. Her an tencereden bir şey patlama olacakmış gibi geliyor. Dağlacığım, tencere ateşin üstünde değil yani. Korkmadan koyabilirsin. Dış. Bak bunları sen çizmişsin. Şu ortadan bir tane. Bu arada Hayır, gerek yok. arkadaşlar, tarlada bir farklılık var. Fark edenler aşağı yazabilir. Üzerinden bir şey çıkardı. Daha söyleme sakın. Tamam. Arkadaşlar fark etsin yani. Beğenip de sevenler. Tağlacığım, sayıyorsun herhalde patatesleri. Saymadan koyabilirsin. Atıyorum direkt. Ne Direkt oldu? tahtayı al, kaldır, dök içine. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şefimiz bugün çok sakin. Yoksa daha sert hareketler yapabilirdi. Oğlum, bütün kavanozları falan atmayacaksın değil mi tencerenin içine? Sadece patates. Bak, orada da bir tane düştü, araya sıkıştı bir tane. Tamam. Normal sudan farkı yokmuş gibi. Evet, daha şimdi sıcak su ekliyor arkadaşlar. Biraz zor. Ona biraz destek oluyoruz. Büyüklerinizden yardım alabilirsiniz sıcak suyu falan koyarken. Uy. Elime Sıçradın mı biraz? sıçıyor. Tamam. Tamam. Ne koyuyoruz ilave? Tuz. Tamam. Tuzu da nasıl koyacağını. Kendisi çok ekşi bir arkadaştır. Ekşi mi? Tuzu herkes biliyordur zaten ya. Evet, bir tatlı kaşığı dolu dolu. Koy bakalım. Tamam. Düdüklü tencere. Evet arkadaşlar, düdüklü tencereyle Talha'nın imtihanı. Tala mı Tencereyi düdükleyecek yoksa koyuyoruz. tencere mi düdükleyecek göreceğiz. Tencereyi böyle içine sıkıştırıyoruz. Ondan sonra buraları kulplara gelecek şekilde koyuyoruz. Ve Evet. siyah yere alıyoruz. Biraz zor bence. Kapatıyoruz. Kesinlikle Tamam. açılmaz. Biraz ağır olabilir. Aynen. Tala bu şovu da yaptı. Tamam artık. Düdük tenceremiz hazır. Evet, tava düdüklüyü ocağa koyuyor. Tamam, büyük ocağa koyduk Talacığım. Buradan da açıyoruz şimdi onu. Tamam. Şeyini de açalım mı şunu? Evet. Onu da Yok. açalım. Kaldır onu. Düdüğünü açıyorum. Tamam. Bu böyle tüttürüt yaptığında yemek Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi Talha tavuk marineye başladı. Ellerine eldiven giydi. Zeytinyağı koyuyor bir miktar. Bakalım ne kadar koyuyor. Bence koy biraz daha. Tamam. Yeter. Şimdi diğer baharatlarından koyalım. İlk olarak karabiberimiz. Karabiber değil ama. O kekik o. Kekik. Kekik. Öbür Evet. tarafından aç daha hızlı dokunur. Arkadaşlar koklayabilirsiniz.
Evet. Dağla ekrandan size kekiği koklatmaya çalıştı. Erken 3 boyutlu çalışmalara geçti. Yeter. Devam et, devam et, devam et. Bol bol. Sen daha şey geniş... Evet. Ama oraya dökerken... Yani biraz daha dök. Bir daha. Bir daha. Tamam. Bir daha dök. Tamam. Tepsiyi bir yerden tut da. Şimdi... Onun hepsini dök. Özel baharat. O çeşninin. Bunun tavuk adını çeşni. Söyleyelim mi? Tavuk çeşnisi. Tavuk çeşnisi. Tavuğa dökebilirsiniz. Çok güzel olur. Evet. Tağlağının sevdiği... Patatesi de dökülüyor. Şöyle iyice. Tamam. Hem de eldiven olmasa bunu yapamıyorum arkadaşlar. Abi şimdi kaşıkla bir karıştır sosumuzu. He, tuzumuz da... Ay, tuzumu. Tamam, biraz tuz da koyalım. Tuzu ne kadar koyuyorsun? Burada durur değil mi? Tamam. Tuzu ne kadar koy? Bir tatlı kaşık. Bir tatlı kaşığı koysan. Tamam, yeterli. Çok çok çok. Tala heyecanla onayı bekliyor. Tamam. Master Chef'te sanki jüriden onay bekler gibi. Her yeri döküyorum. Tamam, tuzumuz da yeter. Karıştır bakalım. Çok tuzlu olmasın da. Biraz daha yağ ilave edelim mi? Bence de. Evet arkadaşlar, baharatın onayını aldı Tala, tuzunu vesaire. Şimdi Master Chef'ten. Şimdi tavuklarımızın içerisinde boca ediyor. Tabiri caizse. Boca eden Tala. Devam devam. Sığma. Evet Tala'cığım, şimdi onları içerisine rahat rahat eldivenlerini karıştır, sosa bula. Şöyle seni alalım. Aynen aynen öyle. Hepsini, hepsini tek tek sosa bula. Bir değişik oluyor. Sonra Tala'nın eldivenlerini de pişirelim bence. Onlar da güzel, lezzetli olacak gibi. Ya baba. Ne dersin? Olmaz. Yok yok. Eldiven. Tamam. Ben ayırıyorum yine. Evet, Tala soslamaya devam ediyor. Biz de kameraman gibi yukarıdan yaklaşalım Tala'ya. Drone'la. Drone'la. Tala'yı gösterelim drone'la. Evet Tala. Sanırım şuradaki bir şey kaldı, yalnız kaldı. Güzel arkadaşlar, siz de bulanın lütfen. Evet. Leğende sos kalmayana kadar Tala'cığım hepsini soslayabilirsin. Şöyle. Ha. Bu arada derileri biraz rahatsız ediyor. Arkadaşlar. Leğenden hepsi soslandı mı sence? Bence... Arkadaşlar... Düdüklünün düdüğü ötmeye başladı arkadaşlar. Hemen bir düdüğünü kapatsın Tala. Hemen kapattım. Tamam. Geri gel, 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 gel. Niye düdüğünü kapatıyorsun Tala sence? Ne? Öbür türlü patlar. Daha iyi haşlansın. Tamamlasın diye kendisini. Biraz daha biliyordum. Şunda az var. Siz bir kenara çekeyim mi? Arkadaşlar nasıl oldu? Bence güzel sotelenmiş o. Marinelenmiş. Biraz da şunu yapalım. İstersen tek tek onları buraya koyabilirsin Tala, değil mi? Marinenin Türkçesi ne? Marinenin Türkçesi bir şeyi... Soslamak. Şimdi sözlük açıklamasını bulamadık arkadaşlar. Marinelemek. Yani bildiğiniz gibi. Yorumlara yazın, ben okurum. Evet arkadaşlar, Tala şimdi... Açabilirim. Fırın poşetlerin içerisine tavukları dolduruyor. Yavaşça poşet yırtılmadan. Evet. Bu arada içine un da atıyorsunuz. Evet, poşetin içerisine bir miktar un koyduk. Ne için? Yapışmasın. Bir poşete sığacak mı bunlar? Bir saniye kalabilir. Bir saniye. Tamam. Bilmiyorum. MasterChef kontrol edecek. Gerekirse bunları iki poşete koyacağız. Sosumuz kaldı mı Tala'cığım orada? Sosu var. O sosu biraz... Arkadaşlar poşetin içine unu koyuyorsunuz bir miktar.
Ağzını kapatıp böyle çalkalıyorsunuz. Arkadaşlar, biraz sağlığın üstüne döküyorsunuz bundan. Arkadaşlar ben yapamıyorum, ellerim midelerim. Şu poşete biraz fazla geldi. Buradan 4 tanesini alıp bu poşetin içerisine koyacağız şimdi. Evet Dağlar'cığım. Al 4 tanesini içinden. Tamam, diğer poşeti tutabilirsin öyle. Aha. Tamam. Dağlar bayağı şef oldu arkadaşlar bugün. Eldivenlerim çıktı. Olsun olsun, oldu kadar. Son iki tane tavuğu da koy. Tamam, bir tane mi demiştin? Tamam. Bir dakika. Ayrıca bu arada marine de bizde terbiye anlamına geliyor arkadaşlar. Bizim terbiyemizde kalan bir miktar sosu da bunun içerisine dökeceğiz. Fırını 200'e getirdik. Evet arkadaşlar, fırın 200 derecede hazır. Şimdi tavukları yerleştiriyor. Yerleştirildi. Evet, kapağını kapat. Şimdi tavuklar kızarana kadar takip edeceğiz. 40-45 dakika. Sanırım değil mi? Evet. 40-45 dakika sonra bakacağız. Şimdi biz patates püresine devam edelim. Tamam. Evet arkadaşlar, kremalı mantar çorbamıza kremasını koyuyoruz. Hooray! Tala boca etmek terimini öğrendi bu arada arkadaşlar. Boca ediyor şu an. Ay, ne geldi? Evet, Tağla'nın ellerini görüyorsunuz arkadaşlar. Hep krema oldu. Arkadaşlar bu arada çok güzel patates kokuyor. Yani mantar kokmuyor. Patates kokuyor. İşte bu da patates Tağla'nın. Bu sarımsak kokuyor. Patates ne diyelim? Patates fanı. Tağla için. Bir karıştır biraz, krema da dağılsın. Arkadaşlar tamam. Tamam. Çorbamız da kremasıyla birlikte kaynasın. Arkadaşlar somali. Evet, üzerine biraz da dereotu koyacağız arkadaşlar. Servise hazır. Baban çok sevecek. Tağla da çok sevecek arkadaşlar bu akşam. Instagram'dan fotoğraflarını atarız Tağla'nın yerken. Evet, video arası. İki yemek arasında Tağla'nın halleri. Düdüt 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 düdüt. Şöyle de yapalım biraz. Evet, başka dans figürlerine de devam ediyoruz. Tağla patates püresini beklerken. Evet arkadaşlar, Tağla'da dans figürleri bitmiyor. Bu herhalde kukla dansı. Kollar sallanıyor. Fortnite bu da bu. Fortnite de mi bu da? Evet. Fortnite'da böyle dans ediyorlardı. Amerika vlogları gelmeye başladı Tağla bu salı. Bakalım bu videoyu ne zaman koyacağız bilmiyorum gerçi de. Herhalde belki vlogu bundan önce seyrederler. Bilmiyorum. Görüşürüz. Arabalı.